Bakalım burada ne yapacağız? Önce normal payda eşitleme. 1 eksi 1 bölü 3 değil mi arkadaşlar? Payda eşitleyince ne olur? 3 eksi 1, 2 bölü 3. Sonra üzerinde eksi 1 var çarpı 1 artı 1 bölü 2 nedir? 3 bölü 2. Şimdi dikkat 2 bölü 3 arkadaşlar ters çevrilirse ne olur? 3 bölü 2. Neden ters çevrilir? Üzerinde eksi 1 olduğu için. Böylece 3 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi çarparsak 9 bölü 4 a şıkkı olur. Burada bir talimat verilmiş arkadaşlar bakın. Sarı renkli olanların içerisindekiler tekse ekleyeceğiz, çiftse çıkaracağız. Bakın 3 eklenmiş, 4 çıkarılmış. Kırmızıdaysa tekse çıkaracağız, çiftse arkadaşlar gördüğünüz gibi ekleyeceğiz. Dolayısıyla 18 artı ne demiştik sarıda arkadaşlar? Ee, ekliyoruz tekse. Şimdi 2M artı 1 kesinlikle tektir. Neden? M ile 2'yi çarparsak çift sayı tek eklediğimizde tek. Dolayısıyla ekledik. Sonra 16 çift sayı olduğu için çıkardık arkadaşlar. Diğerinde de tam tersini yapıyoruz. Yani teki çıkarıyoruz. Eksi 2 M eksi 7. 14'ü ekliyoruz. Böylece 2 M'ler gitti. 18, 14 daha 32. 7 çıkardık arkadaşlar 25. Bir daha ekledik 26. 16 çıkardık 10 oldu. E şıkkı oldu. Hiçbiri 13 asal e sayısına tam bölünemeyen en fazla kaç ardışık sayma sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar bir kere şöyle düşünmeniz gerekiyor. Nereden başlarsanız başlayın. Bir kere 13'e bölünen sayılar 13'er 13'er 13 er artar. Yani şimdi bakın ilk 13'e bölünen sayımız kaçıncı sayı? 13. sayı değil mi? Sonra diğeri kaçıncı sayı? 26. sayı. Arada mesela burada 1'den 12'ye kadar olanlar gördüğünüz gibi bölünmüyor. Burada da 14'ten 26'ya kadar olanlar yani 12 tane bölünmüyor. O yüzden birden mi başladığınız ya da işte 27'den başladığınız ya da 118'den başladığınız önemli değil. Önemli olan zaten 13'er 13'er bunlar arttıkları için geri kalan 12 sayı arkadaşlar asla bu 13'e bölünmeyecektir. Ben mesela birden başlamayı tercih ettim. Böylece birden başlayınca ilk 12 sayı 13'e bölünmez. Tabii ki şu saçmalığı yaparsak olmaz. 5'ten başlarsak hocam ne olur? O zaman tabii ki 13'e takılacağınız için bulduğunuz sayı arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 tane olur. O yüzden mantıklı bir şekilde 13'e bölünmeyen ilk sayıdan başlamak doğrudur. 2 üzeri 2 üzeri n artı bir koşulun sağlayan asal sayılara fermat asalı denir denmiş. Şimdi buna göre hangileri olursa fermat asalı olacak. Şimdi bakın burada arkadaşlar durum şöyledir. 4 üzeri 16 yaparsak biz bunu şöyle göstereyim bakın. 4 üzeri 16 yaparsak bu 2 üzeri 32'ye eşittir. Bunu da bakın şöyle yazabiliyorum. 2 üzeri 2 üzeri 5 artı 1. Zaten şuralarda hep artı 1'ler var. Diğerlerinde böyle bir şey mümkün değil. Siz gitseniz mesela 4 üzeri 18 alsanız bu 2 üzeri 36'dır. 36 2'nin bir kuvveti mi? Ya da 2 üzeri 4 üzeri 14 yaptığınızda 2 üzeri 28. 28 2'nin bir kuvveti mi? Hayır. Buradaki üslü sayı Daki şu üst 2'nin kuvveti olması gerektiği için sadece 16 olabilir diyoruz. Mutlak değerle eşitsizlik de eğer mutlak değer pozitif bir sayıdan küçükse ne yaparız arkadaşlar? Önce deriz ki işte burada eksi 2 yani eksili hali bir de artılı halini böyle yazın. Dolayısıyla eksi 2 küçüktür x artı 3 küçüktür 2 olur. Böylece arkadaşlar eksi 5 küçüktür x küçüktür eksi 1 olur. Dolayısıyla bu eşitsizlik arkadaşlar nerede olur? Şuraya böyle bir yere sıfır yazalım. Mavinin bir kısmında olur. Eksi 1'e kadar olacağı için. Bir de kırmızının tamamı demeyelim de yine kırmızının bir kısmında olur. Haliyle cevabımız 1-2 denizli oldu. İki tane farklı cetvel kovmuş bakın. Bir tanesinin sol ve sağ ucunda 0.2 santim boşluk var. Diğerinde de arkadaşlar 0.4'er santim boşluk var. Şimdi İlk mavi cetveldeki uzunluk ne olur o zaman? Şurası 0.2 ve burası da 0.2 olduğundan toplam 8.4 santim aslında buranın uzunluğu. Şimdi e, diğerinde nereye karşılık geliyor sarıda bu? Bir keresi orada 0.4 kafadan şuradan var. Sonra 5'e kadar burası evet 0.4 artı 5. Sonra arkadaşlar yine buradan 0.4 geliyor son kısmından. Bir de şuradan da geliyor 0.4. Ve bilmediğimiz bir x santim uzunluğu işte şurası da. Dolayısıyla buradan 8.4 eşittir. Ee, 5, 5.8 ne yapar? 6.2 yapar 0.4 daha eklersek. Böylece 2.2 imiş arkadaşlar. Buradaki hizadaki şu sayı c şıkkı. Burada hemen neyi fark etmemiz gerekiyor? Zaten soru çözdükçe bunlara biraz daha kolay alışacağınızı düşünüyorum. Bakın. A kare artı B kare taraf tarafı toplarsak artı 2AB böylece neye eşit oldu? 36'ya bu tam kare birincinin karesi ikincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. A artı B'nin parantez karesi eşittir 36. A artı B pozitif tam sayı reel sayı olduğu için 6 olacak D gelecek. Bu soruyu görünce herkes bir afallamıştır değil mi? İlk başta ben de gördüğümde Allah Allah nasıl yapacağız falan dedim ama çok azıcık bir düşünmeyle şunu fark ettim. Bakın arkadaşlar bunlar bileşik kesir olacak ve hep aralarındaki fark 104. Burada ne olması lazım biliyor musunuz? Bu sayılardan bir tanesini şunu düşündüm ben hemen. Yani zaten bazen sonsuza kadar gidecek ya bu iş sıkıntılı. Ee, ufak yorumlar yapmak lazım. 106'nın 2'ye bölünmesindeki mevzu ne biliyor musunuz aslında? Bu 2 bölü 2'yi ayır. 104'ün de 2'ye bölünmesi lazım. Ya da bak hani bu çok kolay oldu diyelim. 108 e, 108-4'e bölünüyor arkadaşlar. Neden bölünüyor biliyor musunuz? Ayırınca o bileşik kesirde fazlalık kısmı 4 bölü 4 tam bölünüyor. 104 bölü 4 de tam bölündüğü için tam bölünüyor. Yani o zaman arkadaşlar bizim burada önemsediğimiz şey ne biliyor musunuz? Şu fazlalık kısımlar değil. 104 kaç tane sayıya bölünüyor? Bunu bulmamız lazım. Gördünüz mü bu süper yorum işte. 52 çarpı 2. 13 çarpı 4 çarpı 2. Yani bu 13 çarpı 2 üzeri 3'müş. O zaman 104'ün arkadaşlar pozitif böleni kaç tane bakalım? Ee, üstü 1 arttır 2. Üstü 1 arttır 4. 8 tane arkadaşlar. Tabii ki burada 1'i almayacağız. Çünkü soru 1 ile başlamıyor. O zaman 8 eksi 1'den 7 tane bunun böleni varmış. Dediğim gibi neyi bir, neden 1 bir çıkardım? Burada 105 bölü 1 yok o yüzden. Dolayısıyla... 7 tane sayı tam sayı olacak A şıkkı süper. Arkadaşlar zaten burada e, bize bilgileri vermiş aslında tüyoları da vermiş. 5 ile tam bölünür dediğine göre sayısı zaten 5 ile bölünebilecek bir tek durumu alıyor aslında böylece. Son basamağında 5 olacakmış yani bu karenin 5 olması lazım. Sayısı 2 ile tam bölünemez. Üçgen sayısı o zaman 2 ile bölünemediğine göre 5 olamayacağına göre 3 olacak arkadaşlar sonra sayısı 4 ile tam bölünür denmiş. E buradan da o zaman buranın 3 olduğunu anlıyorum. Çemberin de buradan 2 olduğunu anlıyorum. Haliyle artık ne yorum yapacağız? Düzgün beşgene ne kalmış oldu? Onu bulmuş muyduk? 2, 3, 4, 5 her biri de farklı birer rakam. E, bakayım bir. Bir an göremedim. Ha 4'müş tamam tamam. 2, 3, 5'i kullandık zaten. O zaman her birine birer farklı rakam olacağına göre 4 kaldı. Dolayısıyla beşgen 4 oldu. Üçgeni zaten 3 bulduk. Toplamları 7 C oldu. Arkadaşlar sıralar numaralandırılırken bakın ilk önce soldan sağa artıyor. Sonra sağdan sola artıyor. Sonra böyle soldan sağa artıyor. Böyle gidiyor. Şimdi n'nci satırda ikinci sütunda bulunan sayı 100'müş. Bir kere bunlar ikişer ikişer artıyor ya. Kaç sütun olduğunu anlamak bu soruda zor değil. 16 eksi 2 bölü 2 artı 1'den 8 tane sütun var arkadaşlar. Çünkü 8 sandalye var bir sırada. Dolayısıyla buraya 8. sütun diyebiliriz. Bu kenarda bir dursun. Bakalım kaç satır var onu anlayalım şimdi. Bunun içinde de şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Zaten 8'er 8'er artıyor ya sayılar. 100 numaralı sayı kaçıncı sayı peki? 50. Neden? 100 eksi 2 bölü 2 artı 1'den bakın 50 tane sayı oluyor. 50. sayı oluyor bu. 50. sayı nasıl olacakmış? 48'e kadar böyle sıkıntısız gelecek. Diyelim burası 8. pardon 6. satır olsun. Buraya kadar geldi. 48 yani aslında 48 çarpı 2'den 96 ile bitti. Burası 98 oldu. Burası 100 oldu. Yani 50. sandalye 2. sütun. Normalde kaç tane var burada? 8 tane var. Haliyle 3'ten 8'e kadar bir 6 sandalyemiz daha var. 50 artı 6'dan 56 sandalye varmış arkadaşlar. C şıkkı. N bir tek doğal sayı olmak üzere bir pozitif çift tam sayının 2 üzeri N biçimindeki farklı bölenlerinin adedine sayının kuvvet derecesindedir. Örnek 8 faktöriyelde bakın. 7 tane 2 çarpımı var. 8'i 2'ye bölerek buluyoruz yani. Haliyle 2 üzeri 1, 2 üzeri 3, 2 üzeri 5, 2 üzeri 7 şeklinde 4 farklı böleni varmış bunun. Bu yüzden kuvvet derecesi 4'müş. 17 faktöriyelde bakalım. 17 faktöriyelin içinde kaç tane arkadaşlar 2 var nasıl buluyorduk? 8 kere 2 16. Sonra bir daha 2'ye bölüyoruz 4. Bir daha 2'ye bölüyoruz 2. Bir daha 2'ye bölüyoruz 1. 8 4 daha 12. 2 daha 14. Bir daha 15. Demek ki arkadaşlar bu 2 üzeri 1, 2 üzeri 3 nokta 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 2 üzeri 15'e kadar gidecek. Kaç tane tek sayı vardır? 15 eksi 1, 2 artı 1'den böylece 8 tane sayı var arkadaşlar. Tek olarak burada üstte derecesi 8 geldi. Farklı farklı çözümler yapılabilir ama benim aklıma şu geldi arkadaşlar. Bakın şu görüntüden yola çıkarak. Birinci adımda evet 3 tane çubuk var. İkinci adıma geçiyorum. Lütfen dikkat edin. Burada zaten hali hazırda bir tane 3 vardı. Tamam mı? Şimdi burada bir şu üçgen iki bu üçgen eklendi. Dolayısıyla iki tane Orada arkadaşlar 3 çubuk eklenmiş oldu. Doğru mu? 6 çubuk eklendiği için gördüğünüz gibi şurada ve burada 6 çubuk eklendi. 12 çarpı 3 diyorum. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi şu 3. adıma gelin. 3 vardı. Şunlar vardı. 2 çarpı 3. Dikkat! Yeni eklenen çubukları görüyor musunuz? Bu, bu ve bu. Değil mi? Dolayısıyla kaç tane üçgen var orada? 3. Kaç tane çubuk eklendi o zaman? 3 çarpı 3. E o zaman bu bana şunu hatırlatıyor. 1 çarpı 3. 1 çarpı 3 artı 2, 3. 1 çarpı 3, 2 çarpı 3, 3 çarpı 3. Demek ki 6. adımda da ne olacak o zaman? 1 çarpı 3. 2 çarpı 3, nokta 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 6 çarpı 3. Böylece 3 parantezinde 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2 çarpı 3'ten 63 tane arkadaşlar kibrit çöpü varmış bu son adımda. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 sayılarını yerleştireceğiz. Aynı renkli kareler arkadaşlar. ikişerli ikişerli aralarında nasıl olacak? Şimdi buna göre nasıl düşünebiliriz? Bir bakalım önce. Şöyle buraya 1 yazayım, 2 yazayım, 3 yazayım. Sonra 4 yazamam. 2 ile 4 arası nasıl olmaz? 1-2-3-5-7 yazdım diyelim. Sonra arkadaşlar... Bundan sonra ne söylemem lazım? Artık maviler de kendi aralarında asıl olacak ya... Dolayısıyla... 1'i kullandım, 2'yi kullandım, 3'ü de kullandım, 5'i kullandım, 7'ye kullandım. 4, 6, 8, 9 oldu. Ben gidip mesela buraya 8 yazsam, buraya da 9 yazsam bunlar kendi aralarında nasıl olur? Sonra arkadaşlar 4 ve 6'dan 2 tanesini de buraya yazabilirim. 4, 6 buraya yazarım ama şıklarda yok. Şöyle bir yer değişikliği yapsam. 4 ile arkadaşlar Şıklara bakarak 2'yi yer değiştirsek olur mu? Bunu al 4'ü buraya. Al 2'yi buraya. Bir şey değişti mi? Hayır. Yine 1, 4, 3, 5, 7 arkadaşlar kendi aralarında sal. 2 ile 6 evet gördüğünüz gibi aralarında sal değiller. Farklı renk zaten. 8 ile 9 da yine aralarında sallar. 2 ile yer değiştirebiliyormuşum. E şıkkı oldu.